programlama nedirden birazcık bahsederek başlayayım. Hani klasik anlamda bilgisayar mühendisliğinde programlama dediğimizde işte elinizde bir problem var ve siz bu probleme bir yazılım vasıtasıyla bir çözüm getirmeye çalışıyorsunuz. Hani burada klasik şu andaki işleyiş bu başlangıçtan bitişe kadarki işlemlerin tamamen bir bilgisayar mühendisi tarafından birebir modellenmesi üzerine kurulu. Siz o programı kendiniz oturup kodluyorsunuz, yazıyorsunuz. İşte eğer varsa hataları düzeltiyorsunuz. Makine öğrenmesi bir anlamda bu süreci biraz ters yüz ediyor diyeyim. Burada tamamen siz ilgili çözümü, ilgili yazılımı elinizdeki verinin kendisinden doğrudan bu tarz makine öğrenmesi, yapay öğrenme modelleriyle oluşturmaya çalışıyorsunuz. Bunu yaparken de tabii yine belli yaklaşımlar, belli amaçlar doğrultusunda gerçekleşen bir işlem. Derin öğrenme aslında geçmişi 1960'lı yıllara varan yapay sinir ağı dediğimiz aslında machine learning'in, makine öğrenmesinin alt alanlarından bir tanesi. O yıllardan hani bugüne ne gibi farklar oluştu, niye hani bugün derin öğrenme diyoruz diye soracak olursanız orada da aslında hem hesaplamasal bilgisayarların kuvvetleri günümüzde çok ciddi oranda artmış vaziyette hem de buradaki bu yapay sinir ağ modellerindeki yaklaşımlarda da belli iyileştirmeler, çözümler ortaya çıktı. Hani temelde aslında machine learning'in bir alt alanı diyebiliriz derin öğrenme için. Bilgisayarlı görmede yapay zekanın bir alt alanı aslında işte çıkış noktası MIT'deki yapay zeka labına dayanıyor. Burada amaç aslında insanların görme yetisini sizin bir makineye, bir bilgisayara kazandırmanız. İşte bundan da kastettiğimiz ne? Girdi olarak bir görüntü veya bir video, bir görsel veri alarak sonra bu görsel veriyi çeşitli işlemlerden geçirerek anlamlandırmaya çalışıyorsunuz. Hani burada farklı farklı tabii amaçlarınız olabilir. Diyelim oradaki görüntü bir tane yüzü içeriyorsa bu yüz kime ait diye de tanıyabilirsiniz. Veya işte birazcık daha yakın zamandan konuşacak olursak eğer sürücüsüz arabalardan bahsediyorsak tamamen bu araçlara yerleştirilmiş farklı görsel sensörlerden elde edilmiş veri üzerinde çeşitli kararların verilmesi de yine bilgisayarlı görmede çalışılan problemlerden bir tanesi. Özellikle derin öğrenme sayesinde son 5-6 yılda çok ciddi bir dönüşüm gerçekleştiriyor alanımız. Hani bunu kendi aramızda biz devrim olarak nitelendiriyoruz. Bunun da temel sebebi tamam daha önceden çalışılan bir alan, belli bir geçmişi olan bir alan ama burada elde ettiğimiz çözümler çok fazla pratikte günlük hayata uygulanıp kullanılabilecek başarıda çözümler değildi. Derin öğrenmenin asıl getirdiği avantaj tamamen işte cebinizdeki akıllı telefonların kamerasını kullanarak bile belli başlı problemleri çok çok başarılı şekilde çözebilen yöntemleri olanak sağladı.